Efendim iyi akşamlar. Bugün 6 Ekim 2024 günlerden pazar. Bu bülteni 101 yıl önce sunmaya kalksak çok müjdeli bir haberle başlayacaktık bültenimize. İstanbul kurtuldu diyecektik. 4 yıl 10'a 23 gün süren işgal. Bazen hatırlamıyoruz. İstanbul'un fethini hatırlıyoruz da kurtuluşunu hatırlamıyoruz. O büyük komutan geldikleri gibi giderler diyen komutanın aslında iddiasının gerçek olduğu tarihti bu tarih. 6 Ekim 2023 ve bugün 6 Ekim 2024. Efendim ben Ozan Gündoğdu. Now ana haber hafta sonundasınız. Şimdi bültenimizi 6 Ekim'i başlayarak, 6 Ekim'i anarak başlamamız tesadüf değil. Çünkü bundan 100 yıl önce sömürgeciler, emperyalistler nasıl bizim vatanımıza, bizim memleketimize göz koydularsa aynı şekilde aynı emperyalistler, sömürgeciler Orta Doğu'yu kana boluyorlar. Lübnan bundan 1 yıl önce İsrail'e karşı bir terör saldırısı yaşanmıştı ve 1 yıldır İsrail başka bir terörle, başka bir vahşetle bu saldırıya cevap veriyor. Lübnan İsrail bombaları altında, söz konusu 6 Ekim'in 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail vahşeti artarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları bomba yağdırdı. Arka arkaya patlamalar yaşandı. Beyrut en korkunç gecelerinden birini daha yaşadı. Orta Doğu'da İsrail zulmü gün geçtikçe artıyor. İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların birinci yılı öncesinde Lübnan'da en şiddetli bombardımanlardan birini gerçekleştirdi. İsrail ordusu gece halka Beyrut'un güneyini boşaltın çağrısı yaptı. Ardından Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 30 hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu Hizbullah'a ait mühimmat depolarını vurduğunu öne sürdü. Son 24 saatte saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın yaralı var. Hizbullah İsrail'e roket saldırılarıyla yanıt verdi. İsrail Gazze'de ise sivillere güvenli diye gösterdiği kuzey bölgelere yöneldi. Cibaliye mülteci kampına kara saldırısı başlattı. Savaş uçakları sığınak olarak kullanılan bir okulu ve camiyi hedef aldı. Katliamda Anadolu Ajansı için çalışan bir kameramanın da aralarında olduğu 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonrası siviller ölümden kaçmak için bir kez daha yollara düştü. Gazze'de bir yıldır süren katliamda 41.870 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail saldırılarının birinci yıl dönümü için Türkiye ve dünyada binlerce kişi sokağa döküldü. Ankara ve yurdun dört bir yanında göstericiler İsrail'i protesto etti, Filistin'e destek verdi. İtalya'nın başkenti Roma'daki gösteride bir grup şehir merkezine yürümek isteyince polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis gruba göz yaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti. Şimdi bir gözümüz Orta Doğu'da, buna da hakkımız var. Çünkü bu toprakların çocuğuyuz, bu topraklarda yaşayan herkesle bir duygu birliği içindeyiz. Bakın bir sene önce Netanyahu'yu İsrail halkı sırtından atmaya çalışıyordu. Ona dönük destek %25'e kadar düşmüştü. Meydanlar İsraillilerin Netanyahu'ya karşı isyanıyla dolup taşıyordu. Bir yıllık savaş Netanyahu'yu şimdi böyle bir zalime, katile, teröriste dönüştürmüş durumda. Yani savaşın ne kadar acı bir şey olduğunu da buradan anlıyoruz. Bugünkü etiketimiz bitsin artık. Neden bitsin artık diyoruz? Çünkü bir savaş bitsin, eyvallah, ama sadece savaş değil, bizim doğrudan içinde bulunduğumuz şiddet de bitsin diyoruz. Şiddet deyince evde şiddet, okulda şiddet, hastanede şiddet, sokakta şiddet, iş yerinde şiddet, hatta mecliste bile şiddet görüyoruz. O yüzden bitsin artık diyoruz. En azından halkın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bütün memleket adına, dertlenenler adına. Efendim şimdi bitsin artık diyeceğimiz bir şey de seçim ekonomisi, seçime endeksli bir hayat. Seçimden önce para dağıtılır, doğalgaz indirilir. Seçimden sonra paralar çekilir, doğalgaz zamlandırılır, faizler arttırılır vesaire. Seçimden önce nefret siyaseti körüklenir. İşte DEM Parti'ye destek verenler terörist olur, Türk düşmanı olur, vatan haini olur, her şey olur. Seçimden sonra işler değişir. Siyaseten edilen laflar edilir, geriye kalır. Şimdi öyle bir enteresan tablo yaşıyoruz ki önceki gün Devlet Bahçeli
DEM partilerine sıkmıştı. Bugün Sayın Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. Sıkılı yumruklarımızı gevşetiyoruz dediler. Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça, sıkılı yumrukları gevşetmek için samimi adımlar attıkça, yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. 1 Ekim'de meclis açılırken ortaya çıkan görüntüler, Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek ellerini sıkması, yeni dönem ve barış vurgusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. Sıkılı yumrukları gevşetmek için adım atıyoruz dedi. Sayın Bahçeli ile DEM'in el sıkışması Türkiye'de tansiyonu düşürür, kutuplaşmayı azaltır. Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. MHP lideri Bahçeli'nin siyasetin rotasını değiştiren hamlesi, terör yuvası dediği, kapatılmasını istediği DEM Parti ile sıcak teması. MHP lideri otokolaşmayı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı olarak bu çağrısına dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici ve Türkiye Partisi olma vasfının işareti olarak görülmelidir. Sadece bir tokalaşmaktan yeni bir süreç çıkar mı bilmiyorum ama Türkiye'nin bir toplumsal barışa ihtiyacı olduğu konusu doğru. Bu güler yüzü devam ettirmek için adım atılıyor. Alelacele cevaplar vererek gerginlik yaratmanın, kaosa, krize alet olmanın da gereği yoktur. Bütün siyasi kurumlara da saygı duyuyorum. Kutuplaşma diktatörlere yarar. Kutuplaşma tek adamlara yarar. Kutuplaşma sosyal demokratlara, halkın geniş kesimlerine her zaman zarar verir, zarar verdi. CHP Bahçeli DEM Parti temasından memnun, normalleşmenin gereği diyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daydı. DEM Parti demedi ama diyalog zeminini genişletiyoruz, sıkılı yumrukları gevşetiyoruz dedi. Yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun diyorsanız gölge etmeyin, sizden başka ihsan istemiyor. Bahçeli demin elini sıktı diye biz ne Bahçeli'yle ne Erdoğan'la oturup ne anayasa yaparız. Bizim onlara sözümüz belli. Anayasaya uymayanlarla anayasa konuşmuyoruz. Konuşmayacağız. Cumhur İttifakı'nın DEM Parti açılımının arkasında yeni anayasa için destek arayışı olduğu yorumları yapılırken CHP lideri Özgür Özel kapıyı kapattı. Bizim normalleşme dediğimiz şey varıp da Erdoğan'la ya da Bahçeli'yle bir anlaşma yapmak değil. 22 yıldır bu ülkeyi bu hale getirenlerle bir anlaşma yapacak halimiz yok. Şimdi son bir haftadır bizimle beraber takip ettiğiniz haberlerde siyaset dünyasının arka planına ilişkin bazı böyle kulisler gördük değil mi? Mesela Devlet Bahçeli ile Özgür Özel'in tokalaşması, işte siyasete edilen laflarda alınmıyorsunuz değil mi? İşte bugün DEM Parti'ye karşı sıkılı yumruklarımızı gevşetiyoruz açıklaması. Ne çıkar bundan? Şu çıkar. Politik fanatizm bizim için son derece yanlış bir şey. Yani siyasetçilerin konuştuklarına bakıp gaza gelip de birbirimizi kırmayalım. Böyle bugün öyle olur, yarın öyle olur. Şimdi ekonomi kötü gidiyor. Sağlıkta kriz var, barınma krizi var, eğitim krizi var. E tabii memleket böyle kötüye giderken seçim şarkıları da söylenmeye başlıyor. Şimdi seçim hesaplarını izleyeceğiz. Vatandaşlarımız sorunların çözüm adresi olarak ilk sırada partimizi ve ittifakımızı görüyor. Zaman zaman serzenişte bulunsa da Cumhur İttifakı'na güveniyor. Tayyip Erdoğan geldiğinde bir en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 3 çeyrek alamıyor. Siz bu altınları bir seçim sandığında kaybettiniz. Siz bu altınları önünüze gelecek ilk seçimde bulacaksınız. Sandıkta hesap soracaksınız. CHP lideri Özgür Özel ekonomik tablo üzerinden yine sandığı işaret ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayat pahalılığı ve güvenlik üzerinden verdi mesajlarını. Vatandaş çözüm adresi olarak bizi görüyor dedi. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Sokakta varlar mı? Pazarda, tarlada, fabrikada? Yoklar. Çünkü neden? Gelip yüzünüze bakamıyorlar. Çünkü geçim yok. Vatandaşlarımız
muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor. Fıstıkçı dertli, emekli dertli, çalışanlar dertli mi? Köylüler dertli mi? Üzülmeyin. Tüm dertlerin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. CHP lideri Özgür Özel Osmaniye ve Hatay'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim yok diyor ama CHP lideri iktidar vaatlerini anlattı. Ben size söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı derhal asgari ücrete eşitlenecek. Zaman içinde 1,5 asgari ücret düzeyine çıkacak. 14-28 Mayıs seçimlerinde sandıkta yaşadıkları toplu ezimeti unuttular. 31 Mart gecesinden bu yana yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Emeklinin 25 bin lira maaş alması zor iş değil. Tayyip Bey zenginin tarafında. Biz vatandaşımızın tarafındayız. Biz bir olursak Allah'ın izniyle ilk genel seçimde iktidar oluruz inşallah. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da Aydın'la konuştu. Erken seçime de Erdoğan'ın olası yeniden adaylığına da destek vermeyeceklerini belirtti bir kez daha. Elimizde yürürlükte olan mevcut anayasaya göre Recep Tayyip Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Bunun altını çiziyorum. Herhalde benim son 5 yıldır falan vatandaştan en çok duyduğum laf ne diyorlar? Devlet ayrı, hükümet ayrı diyorlar. Efendim devlet kurumlarından bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu. Pek çok görevinin yanı sıra bir görevi daha var. Nedir o? İşçiler hakka hukuka uygun çalışıyor mu diye de sosyal güvenlik müfettişleri iş yerlerini denetlerler. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu patronu denetleyen bir kurumdur aynı zamanda. Patronu denetler. Şimdi öyle bir sosyal güvenlik kurumu il müdürü izleyeceksiniz ki yani ne münasebet dedirtti bize. Gitti milletvekili patronu savunmak SGK il müdürüne düştü. Ben 301 kişinin içinden çıktım geldim, ben de mi öleyim? Orada ölmedim diye pişman mı olayım? Ben buradan hakkımı almadan Ankara'dan gitmeyeceğim. Benim çocuklarıma verebilecek param yok. Biz dilenci değiliz. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Sen bana çıkış veriyorsun. Tazminatımı ödemiyorsun. Fernas Holding'e yapılan saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyor ve bu saldırıları yapanları kınıyorum. Fernas'ın çalışanların mali ve sosyal haklarını eksiksiz bir şekilde verdiğine şahidiz. Ya, utanıyorum şu an. Bürokratların normalde adil davranması gerekiyor. Ama bu Ferhat Nasıroğlu'nun demek ki bir askeri gibi. Batman SGK İl Müdürü'ne sesleniyorum. Biz hiçbir hakkımızı almadık. İşçilerin can güvenliğinden, haklarından sorumlu Çalışma Bakanlığı'na bağlı SGK'nın il müdürü sosyal medyasından açıkça işçinin karşısında patrondan yana olduğunu duyurdu. Batman SGK İl Müdürü Naif Gümüş, maden işçilerini suçlayarak holding sahibi AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nu övgüler dizip avukatlığına soyundu. Bu çok büyük bir skandal. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş. Çalışma Bakanlığı töhmet altındadır. SGK İl Müdürü görevden alınmalıdır. Çıplak ayak Manisa'dan Ankara'ya yürüdü işçiler. AK Partili Ferhat Nasıroğlu'nun madeninde can güvenlikleri olmadığı, haklarını alamadıkları gerekçesiyle bir ayı geçti. Eylemdeler. Nasıroğlu işçilerle yan yana gelmedi hiç. Şirketini meclis kürsüsünden savundu. Ucuza iş güvencesiz koşullarda toplu ölüm riskinin olduğu yerde daha az işçi sağlığı iş güvenliği harcamaları yapayım. Bütün çaba bu. Haftalardır eylem yapan Somalı maden işçilerinin son durağı Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki nöbetlerinin de 5. günündeler ve seslerini duyması gereken yetkililer AK Partili patrondan yana olunca hayal kırıklığına uğradılar. Batman SGK İl Müdürü, devlet kurumunun temsilcisi de böyle bir pozisyon alınca bir tür çaresizlik oluştu. Madenci Başaran Aksu eyleme başladıktan sonra sendikal ve kişisel verileri yasal olmamasına rağmen patronla paylaşılmış, Çalışma Bakanlığı bizden kaynaklanmadı açıklaması yapmıştı. Tartışmada bir bürokrat girdi devreye. Batman SGK İl Müdürü Naif Gümüş, AK Partili Nasıroğlu'na ait holdingi savunmak devletin bir bürokratı olan Gümüş'e düştü. İşçilerse gözlerini SGK müdürüne ve bakanlığa çevirdiler. Bakanlığa bağlı SGK il müdürünün böyle bir açıklama yapması daha başka bir şeyi anlatmaz insanlara. Acilen görevden alınması lazım. İşçi, sendika, omuz omuza. 109 gündür 30 bin lira taban ücret almak için
için buradayız. Hatay'da da metal işçileri 30 bin lira maaş istiyor. Patron 22 bin lira teklif veriyor. 3,5 aydır grevleri sürüyor. CHP lideri Özgür Özel işçilerin grev çadırını ziyaret etti. İstediğimiz rakam 30 bin liraydı. Önerilen rakam 22 bin lira. Ev kiralarının 15 lira olduğu, okul masraflarını söylemiyorum. Deprem bölgesindeyiz. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Son ana kadar arkanızda. Tarihimizin en büyük işçi katliamı Soma'da yaşandı. Bundan 9 yıl önce, yahu eski de değil, yeni 21. yüzyılın hadisesidir. Soma işçilerin üzerine titrememiz lazım. Fernas işçilerinin yürüme nedenlerinin en başına iş güvenliğini yazıyorlar. Çünkü sular içindeki madende 1400 voltluk elektrikle çalışan makinaları çalıştırıyorlar. Batman SGK il müdürü ne menfaati var da böyle bir açıklama yapıyor? Sen devlet memurusun be adam. Devlet memuru belki de pişman oldu böyle bir tweet attığına ama ya gerçekten bu kadar cehalete bir cevap vermek lazım. Bakın bu adam SGK il müdürüdür. Ülkemizin en kurumsal işletmelerinden olan ve binlerce kişiyi istihdam eden Fernas Holding'e yapılan saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ya biz niye saldıralım durup dururken? Ne menfaatimiz var? Ama senin bir menfaatin var belli ki. Aynısı işte Batmanlı, belki Ferhat Bey de Batmanlı. İşte böyle bir ilişki tutturmuşsunuz. Bu saldırıya yapanları da kınıyorum. Saldırıyormuşuz efendim. İşçiler canı için yürüyorlar. Bakın bir anarşistlik falan böyle bir ideolojik bir saplantı içinde değiller. O ezberinizi unutun. Canları için yürüyorlar, canları için. Ve canları için hak talep eden işçilere ne yaptı biliyor musunuz? Tazminatsız işten attı. Ya bu işçilerin yerine kendinizi bir koyun. Bir empati yapın. 20 yıl çalışmışsınız. Yakınlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın cesetlerini çıkartmışsınız yeri gelmiş. Ve onlar gibi olmamak için ya şuraya iş güvenliği tedbiri alın diyorsunuz sendikaya ve kapı önüne tazminatsız konuyorsunuz. Ve sonra bir tane il müdürü, SGK il müdürü görevi bu patronu denetlemek olan adam böyle tweet atıyor. Bu ne gevşeklik? Yani bu ne cüret demek lazım? Bu ne cüret? Şimdi kadınlar 2-3 gündür diken üstündeler. Çünkü gerçekten asabımız hepimizin bozuldu. Hepimizin bozuldu ama başta kadınların bozuldu. Onun hakkını tespit etmek lazım. Her yerde de eylemdeler. AKP seyretme, yasayı uygula. Bu topluma ve kadınlara adalet sarayı değil, kelimenin gerçek anlamıyla adalet gerek. Koskoca bir şehrin surlarında bir kadın öldürüldü. Ve ortaya çıkan önemli bir gerçek de şikayetlere rağmen hiçbir önlem alınmamış olması. Aynı gün içinde yarım saat arayla katledildi 19 yaşındaki İkbal ve Ayşenur. İş görüşmesine gittiği yerden cansız bedeni çıktı 24 yaşındaki Sedef'in. Evli olduğu erkek tarafından evinde katledildi bir başka kadın. Kadınlar erkek vahşetine sebep olan cezasızlığa karşı sokağa çıktı. Kaç yüz yıllık soru bile kadın cinayetiyle anıyoruz. Bir kadın bütün kadınlar demek. Ben bu ülkede nefes alamıyorum. Nefes aldığımı hissetmiyorum. Ölüm tehditleri, yıllar süren tacizler, defalarca yapılan şikayetlere rağmen durdurulamadı, cezalandırılmadı. Yasaların koruyamadığı 19 yaşındaki İkbal Uzuner vahşice katledildi. İstanbul'da sevdiklerini erkek şiddetine kurban veren kadınlar aynı acının etrafında cinayetin yaşandığı yerde toplandı. Kız kardeşimi kocası öldürdü. 3 gün evde sakladı. Dumbbell'lara, zincirlere sarılarak halıyla birlikte denize atıldı benim çocuğum ve 4 aydır adli tıp raporu hala çıkmadı. İş görüşmesi için gittiği yerden halıya sarılı, zincirlere bağlı cansız bedeni çıkarıldı, suya atıldı Sedef Güler'in. 4 ay geçti, adli tıp raporu bile hazırlanmadı. Bu adam 8 yıl kesilmiş cezası varken dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor, geliyor benim yavrumu orada katlediyor. Benim yavrum katledilmiş, bana hala 4 aydır dosya gizli deniliyor. Gizlilik kararları kadınları korumak için aynı titizlikle uygulanmıyor. İstanbul Beyoğlu'nda taciz edilen genç kadın da adresi, kimlik bilgileri deşifre olacak diye şikayetçi bile olamadı. Kadınların şikayetten bile niye korktuğunu sosyal medyada bir başka kadın anlattı. O kişiden şikayetçi olmanız demek sizin bilgilerinizin karşı tarafa yollanması demek.
Evli olduğu erkekten şiddet gören kadınlar da karakolda ya barışmaya zorlanıyor ya da uzaklaştırma kararıyla eve yollanıyor. İstanbul Silivri'de olduğu gibi. Boşanmak üzere olduğu erkek tarafından sokak ortasında çocuğunun göz önünde dayak yedi bir kadın. Uzaklaştırma kararı kağıt üzerinde kaldı. 27 yaşındaki Fatma Özdemir Tekirdağ'da takıntılı iş arkadaşının silahından çıkan kurşunla can verdi. Boşanma aşamasındaki Kübra Güler çocuğunu görmek için gittiği İstanbul Eyüp Sultan'daki evde kayınpederi tarafından katledildi. Bu insanları nasıl böyle başıboş bırakıyorlar? Bilhassa Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bunun gereken cezasını verilmesini talep ediyorum. Kadınlar hayattayken korunamıyor. Aileleri cinayetlerin ardından adalete ulaşamıyor. Şiddet karşısında tek başına kadınlar. Hep yanımda bir şey taşımam gerekiyor. İşe, okula, hiçbir yere rahat bir şekilde gidemiyoruz. Ne taşıyorsunuz yanınızda? Biber gazı. Biber gazı taşıyorum ama AVM'lere falan sokamadığımız için öyle her dakikada taşıyamıyoruz yani. Yasak mı AVM'lerde? Evet, yasak. Alınmıyor. Güvenlik önlemi diyorlar, bilmiyorum. Lütfen empati yapın. İnsanlar sokağa silahla çıkmak zorunda bir şekilde ya da biber gazıyla çıkmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Mahyunur Özdemir Göktaş. Tanır mısınız? Kendisi Aile Bakanı. Şöyle demiş: bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz demiş. Şimdi son 10 yılda 7. Aile Bakanı'dır kendisi. Önceki 6'sı da aynı lafları etti. Bunlar böyle copy paste efendim. Bir tane veriyorlar ellerine muhtemelen. Her kadın cinayetinden sonra bunu okuyacaksınız diyorlar. Bunları okuyor. Halbuki Mahir Hanım bir cümlede 3 kere kadın demiş ama kendisi Aile Bakanı. Kadın Bakanı bile değil. Çünkü hatırlayın, bundan 13 yıl önce Kadın Bakanlığımız vardı bizim. Kadın Bakanlığımız. Kadının adını ağzına almaya utanan bir anlayış onu kaldırdı. Dedi ki bu ailedir. Çünkü neden? Kadına sadece kadın olduğu için değer vermekten bile imtina ediyorlar. Kadın ancak anneyse, kadın ancak bacıysa, kadın ancak evlatsa değerlidir diyorlar. Kadına kadın olduğu için değer vermeyen bu anlayış nedeniyle bu cinayetler politiktir efendim. Politik nedenleri vardır. Şiddet her yerde. Öyle gece yarısı değil sadece. Güpegündüz Şişli'de bir kafede otururken bile başınıza gelebilir. Tartıştı ve silahını çekti. Çevredekileri umursamadan ateş etti şehir eşkıyası. İstanbul'un göbeğinde Nişantaşı'nda 5 kişi yaralandı. Restorandakiler, sokaktakiler büyük korku yaşadı. Aralarında daha önceden tartışma olan iki kişi bir kafede buluştu. Kısa süre sonra Nişantaşı silah sesleriyle yankılandı. Ahmet Ejderö 5 kişiyi yaraladı. Ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Aynı binadaki diğer bir işletmeye de iki gece üst üste ateş açıldı. İkinci saldırı 5 kişinin yaralandığı günün gecesinde gerçekleşirken motosikletli saldırganlar henüz yakalanamadı. Bu görüntülerde yine İstanbul'dan, Maltepe ilçesinden. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı hileli sağlıksız gıdalar listesinde adı geçen İzmir'deki mantı üreticisi müşterilerini İstanbul'daki bir firmaya kaptırdı. Firmanın sahipleri soluğu o firmanın kapısında aldı. Silah çektiler, tehdit edip peş peşe ateş ettiler. Tarım Bakanlığı bir şey yayınladı. Onların önüne şey çıktığı için onlar müşterileri bize aradılar, bize mantı verin diye. Olay ondan dolayı. İstanbul'daki firmanın sahibi, baba ve iki oğlu yaralandı. Saldırgansa kaçtı. Silahlı şiddetin bir başka adresi Samsun'du. Bafra'da arkadaşlarıyla sohbet ederken göğsünden vuruldu, hayatını kaybetti. Ergün Mehmetcan D. henüz 22 yaşındaydı. Gençlerin gürültü yaptığı gerekçesiyle tetiği çeken 63 yaşındaki S.Y. gözaltında. Sizce biz mi abartıyoruz? Yani bu haberleri izlerken ya yok o kadar da değil mi diyorsunuz? Bakın, Umut Vakfı Türkiye'nin şiddet haritasını yayınlıyor her sene. 2015'te bizim memlekette 2173 silahlı olay yaşanmış. 2173. Geliyorsunuz 2023 yılına, %73 artmış. Bakın, resmi veridir, bir vakfın çalışmasıdır. Hepimizin üzerine düşünmesi gerekir. Neden böyle oluyoruz? Sadece cezasızlık mı? Bakın, bir kadın pompalı tüfekle hastaneye giriyor. Herkes panik içinde ve tehdit ediyor herkesi. Bir daha ne daha girsin? Eğer azıcık nasıl bir de hiçbir şey. Tamam, buradayız. Biz buradayız. Hepimiz buradayız. Sakin.
Ateş etmek istiyorsan seni. Bir dakika sakin ol. Sakin ol. Yok yok, buradayız. Pompalı tüfekle acil servisi bastı, çantasında bomba olduğunu söyledi. Hastane çalışanlarını tehdit eden, uzun süre alıkoyan kadın tutuklandı. Bomba falan mı var? Ya öyle söylüyormuş kendisi benim duyduğuma göre. Ama çantası boş yani. Kahramanmaraş'taki şehir hastanesinin ek binasına pompalı tüfekle girdi Birgül K. İddiaya göre acil servisin girişindeki metal dedektör çalışmıyordu. Birgül K. hastane çalışanlarını tehdit etti. Güvenlik görevlileri müdahale etti. Polis kadını gözaltına aldı. İfadesinde uyuşturucu bağımlısı oğlundan eziyet gördüğünü anlattı. Birgül K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanelerdeki güvenlik sorunuysa bir kez daha tartışmaya açıldı. Kapının girişinde metal dedektör var ama altı durumda bırakılmış. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adammış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok. Sağlık Bakanlığı pompalı tüfekle baskının ardından şiddete tolerans yok açıklaması yaptı. Ancak 2022 yılında da eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca benzer bir açıklama yapmıştı. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor silahlı saldırıda yaşamını yitirdikten sonra hastanelere X-ray cihazı konulacağı söylenmişti. Belli ki o adım çoğu hastanede hala atılmadı. Daha önce sağlıkta tedbir olarak metal dedektörlerinin konulacağı söylenmişti. Bu kişi elindeki pompalı tüfekle acilde çalışan oradaki kişilerin ateş hissedi mi olacaktı? Size Aile Bakanı'nın son 10 yılda 7. Aile Bakanı olduğundan bahsetmiştim. Vallahi Sağlık Bakanı'nı saymadım. O da kaçıncıdır bilmiyorum ama aynı açıklama efendim. Ne demişler? Sıfır tolerans. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans. Muhtemelen bu hadisenin şarkısıyla karıştırıyorlar sıfır tolerans işini. O yüzden böyle sıfır tolerans, sıfır tolerans deyip duruyorlar. İcraat görmek istiyoruz. Bakın bir şeyler söylemişsiniz, söz vermişsiniz. Turnike vesaire diye, artık o işler sizde. Bakın bu haberleri, böyle üçüncü sayfa haberlerini böyle bir şekilde izleyin diye vermiyoruz. Bir anlamı var bunun, bir arka planı var. Çoklu kriz deniyor 21. yüzyıl için. Çoklu krizler yüzyılı. Ekonomik kriz, sağlık krizi, barınma krizi, eğitim krizi. Ve artık biz bunu bu şekilde anmaya karar verdik. Efendim bunun adı asayiş krizidir. Bir yanda öldürülen kadınlar, bir yanda tacize uğrayan kadınlar. Bu konu Türkiye'nin kötü yönetildiğinin tescilinden başka bir şey değil. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip meydana gelen son olaylarla ilgili briefing aldım. İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Sokaklar Teksas'a dönmüş. Mafya cirit atıyor. Gençler çeteler kurmuş. Suçlunun değil, dürüstün ve mağdurun korktuğu bir ülke haline geldi. İstanbul'da iki genç kızın katledilişi, Beyoğlu'nda sokak ortasında kadına taciz. Olayların yaşandığı gün Türkiye asayiş sorununu konuşurken Adana Teknofest'ten paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden fotoğraf paylaştı. Türkiye'nin konuştuğu şiddet ve taciz olayları ile ilgili briefing aldığını açıkladı. Artan personel sayımız, gece ve gündüz ekip sayımız, mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir. Aldığınız on binlerce çakarlı araçları Atatürk Havalimanı'nda şov yaparak, topluma göstererek suçu önleyemezsiniz. Muhalefet kadın örgütleri sokaklardaki asayiş sorununa dikkat çekiyor. Cezasızlığa. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son 24 saatte yaşanan vahşet ve taciz olayları ile ilgili tek kelime açıklama yapmadı. Gerçek ceza çekmesi gerekenlere cezaevlerinde yer kalmadığı için sürekli infaz yasasında değişiklikler yapılarak hem suçlar caydırıcı olmaktan çıkarıldı, hem de pek çok içeride olması gereken suçlu dışarıya salındı. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. Adalet mekanizmasının devasa saraylar inşa ederek değil, bir sistem kurarak yeniden ayağa kalkması lazım. Beyoğlu'nda bir kadına cinsel tacizde bulunan, neredeyse kalabalık ortasında tecavüze yeltenen iki sapık çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakılmış, sosyal medyadaki tepkiler üzerine tutuklanmış. Yargı da kendi muhasebesini yapsın. Üzülerek söyleyeyim, hani sosyal çürüme diyoruz ya, yargıdaki çürüme ilk sırada yer alır. AK Parti içinden de cezasızlık eleştirisi yükseldi. Eski milletvekili Şamil Tayyar, yargıda çürüme var dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş'ın iki genç kadının öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamaysa
kadın örgütlerinin tepkisini büyüttü. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız fakatsız sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu nasıl sıfır tolerans Mahir Hanım? Göz göre göre güpe gündüz iki tane gencecik kadın öldürüldü. Sokaklardaki asayiş sorunu, taciz, ölümler, iktidarın mücadele mesajlarına yükselen tepkiler. CHP lideri Özgür Özel, meclisin tam mutabakatıyla imzalanan ama Erdoğan'ın tek imzayla çıktığı İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı. Valla Mahir Hanım da, Aile Bakanı da sıfır tolerans demiş. Herhalde kabine toplantılarında bu hadisenin sıfır tolerans şarkısını çok dinliyorlar. Yani sıfır tolerans böyle bütün hadiselerden sonra bir böyle kopya yapıştır bir şeye dönüşüyor. Narin'i unutmadık. Bakın aynı vaka, Narin'i unutmadık. Narin cinayetinde belli ki birileri bir kusur işlemiş. Birileri bazı ihmallerde bulunmuş. İşte bugün bu ihmalleri soruşturan bir haber yaptık. Diyarbakır Baro Başkanı bazı soru önergeleri var. Narin! Şu anda arkadaşlar çember çok daraldı. Sonuca çok yaklaştık. Ben buna inanıyorum. Saat demiyorum bak. Saat olayı demiyorum. Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetini, her türlü şeyini kayıt altına aldık. Narin kaybolduktan 8 gün sonra çember daraldı diyen Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da dahil, ihmal olduğu gerekçesiyle soruşturmayı yürüten tüm yetkililerden şikayetçi oldu Diyarbakır Barosu. Çünkü 47. günde de cinayet aydınlatılamadı, katil bulunamadı. Öldüren kişi tespit edilmiş olsaydı, öldürme sebebi de sahiki de bir şekilde açığa çıkmış olurdu. 4 kişi öldürmeye iştirakten, diğerleri de bu öldürme fiilinden kaynaklı suç ve suç delillerini gizlemekten. Narin cinayeti soruşturmasında 12 kişi tutuklu, ancak hala iddianame yazılamadı. Diyarbakır Barosu Narin'in kayıp diyar andığı 19 günü de, sonrasında başlayan ve haftalardır devam eden soruşturma sürecini de mercek altına aldı. İhmaller bir bir sıralandı. O kadar çitlice davranıyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki, bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Diyarbakır Barosu başsavcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde jandarma personelinin arama, kurtarma ve delil toplama süreçlerinde kusurlu hareket ettiklerini belirtti. Kayıp çocuk vakalarında uzman olmayan jandarma personelinin, başta İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım olmak üzere sürece müdahil olmalarının durumu daha karmaşık hale getirdiği ifade edildi. Tabii ki elimizde deliller var, çok deliller var, ifadeler var. İsteğimiz o ki Narin'imize sağ salim ulaşalım. Jandarma komutanının bu temennisinden 8 gün önce boğularak öldürülmüştü Narin. 19. günde cansız bedeni bulunduktan sonra da sır perdesi aralanamadı. Baronun suç duyurusu dilekçesinde Narin'in kaybolma saatine dair de önemli bir tespit yer aldı. Narin'in son görüntüsü saati 15.15'te kaydedilmişti. Ancak jandarma 17.40 ve sonrası olarak kayıtlara geçti. Yani ailenin sahte beyanları maddi delilin önüne geçmişti. Abi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin geç fark edilmesi de yine ihmaller arasında sıralandı. Yetkililerin cezalandırılması istendi. Efendim merhabalar. Narin cinayetiyle ilgili bir soru. Neyi konuşuyoruz? Kaç zamandır cezasızlık diye bir şey konuşuyoruz. Şimdi hayal edin. Bir dükkanınız var bir apartmanın alt katında. Bu apartmanda böyle o sütunlar sizi rahatsız etti. Dolap koyacaksınız, koyamadınız. Ya dediniz, kes bu sütunları. Usta dedi ki abi bunu kesersek bina çöker depremde. Ama ne olursa olsun dediniz, kestiniz attınız. Bu davranışınızla 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'nın altındaki bir pastane dükkanı. Nerede görüldüler biliyor musunuz? Efendim patronlar firari, bunların şirketleri Teknofest'te stand açmışlar. Burası Ezgi Apartmanı enkazı. Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya. İşte evlatlarımızın ölümüne sebep olan kolon budur. Sadece Adana'nın firmaları yok. Türkiye'nin dört bir yanından firmalar var. Bir video elime ulaştı. Bir gördüm ki Teknofest'te dondurma dağıtıyorlar. Bu eminim Ezgi Apartmanı davasını bilen insanların vicdanında bir şey yapıyordur. Yani bir huzursuzluk yapıyordur.
Depremde oğlunu, gelinini, torununu kaybeden Nurgül Göksu'nun bu görüntüyle bir kez daha sızladı yüreği. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları dondurmacı Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel'e ait firma Adana'da Teknofest'te dondurma dağıttı. Sadece Adana'nın firmaları yok, Türkiye'nin dört bir yanından firmalar var. Bunlar şimdi hayatlarında hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. İş yeri çalışıyor. Fabrikası çalışıyor, Teknofest'e katılıyor. Benim çocuklarım da 20 aydan bu yana toprağın altında yatıyor. Günlerce enkaz başında nöbet tuttu Nurgül Göksu. Binanın altındaki pastanenin kesilen kolonlarını görüntüledi, savcılığa sundu. Pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında 876 yıl hapis cezası istendi. Yakalama kararından bir hafta önce Teknofest'te dondurma dağıtırken görülmüştü Sami Kervancıoğlu. Bir daha da gören olmadı. O da Mustafa Pekel'de izini kaybettirdi. Bu kez dondurma firmaları Adana'da Teknofest'te boy gösterdi. Sadece Adana'nın firmaları yok, Türkiye'nin dört bir yanından firmalar var. Ben o zaman söyledim. Dedim ki bakın, bu insanlar firar edebilirler. Hem sözlü beyan ettim, hem yazılı beyanımız avukatlarımla birlikte. Kırmızı bülten talebi de vardı acılı ailelerin, ancak son duruşmada reddedildi. İkinci bilirkişi raporunda firari sanıklar binanın yıkılmasında kusursuz gösteriliyordu. O raporu kabul etmedi mahkeme, yeni bilirkişi raporu talep edildi. 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında da binanın inşa sürecinde imzası olan kamu görevlilerinin yargılanmasına valilik tarafından izin verildi. 6 Şubat depreminin üzerinden tam 20 ay geçti. Yakınını kaybedenler adalet aramaya devam ediyor. Toplumum bizim davamıza sahip çıkmasını istiyorum. Ne güzel dünya değil mi? Bakın böyle bir suçun içinden çıkıyorsunuz, yurt dışına kaçıyorsunuz. Şirketleriniz aynen faaliyetlerine devam ediyor. Siz de milyarınıza milyar katıyorsunuz. Türkiye'nin de en iyi avukatlarını tutup kendinizi mahkemeye aklattırıyorsunuz. İşte böyle bir düzen yani. Böyle bir düzen. Bu düzenin bir de ezilenleri var. Bunlar egemenleri, bir de ezilenleri var. Ezilenleri de kredi kartı esareti içinde. Nakit olmadığı için mecbur kredi kartına yöneliyoruz. Bu ayınkini daha ödeyemedim. Artık ne kadar faizi de gelir? Çok faiz geliyor. 3 tane var şu an. 2 tane doldurdum, 1 tane şu an kullanıyorum. 4 tane sözüm var. Burada kiradayız. 20 lira aylık alıyoruz. 5 tane. Ne yapacağım, mecbur. Zaten Türkiye'nin %80'i kredi kartıyla dönüyor. Nakit her zaman olmuyor. Nakit yok. Tüketici kredi kartına sarılıyor. Ancak ihtiyaç arttıkça kredi kartı faizleri de artıyor. Önceden dengeli gidiyordu veya nakit daha fazlaydı ama şimdi tam tersine döndü. Ay sonunu getiremeyen dar gelirli mecburen kredi kartlarına yükleniyor. En küçük market alışverişinden diğer temel tüm ihtiyaçlara kadar kredi kartıyla karşılanıyor. Kredi kartı faizleri yüksek ama dar gelirli kartsız ayını geçiremiyor. Askeri ücretle eşim çalışıyor. Zorlanıyoruz. Yetişmediği zaman mecbur kartlara yöneliyoruz. En küçük alışveriş mesela ekmek. Yeri geldiği zaman ekmeği de kredi kartıyla almak zorunda kalıyorum. Maydanoz 10 lira mesela. Ona bile kredi kartı kullananları rastladık yani. Ekmeği bile kredi kartıyla alıyor dar gelirli. 10 liralık alışverişine kart çektiriyor. Bankalar tüketiciye yeni faiz oranlarını hatırlattı kısa mesajla. 25 bin liranın altındaki borca %3,5 faiz var. Borç arttıkça faiz oranı da artıyor. %4,75'e kadar çıkıyor. Faizler de çok yüksek. Bunun geri dönüşü nasıl yaparız onu da bilemiyorum. Çoğun ya demiyoruz ki ondan ona. Çok yüksek. Son bir senedir çok yüksek. Yüksek faizle birlikte borç katlandıkça ödemek de zorlaşıyor. Takibe düşen kredi kartı borçları bir yılda %262 arttı. Borçlara 60 ay yapılandırma imkanı getirildi ama o da yüksek faizle. Nakit alabilme imkanımız yok açıkçası. Yani kartlardan ondan sonra ödemelerimiz sıkışıyor. Ondan sonra hadi yapılandırma yapılıyor. Yani sürekli biz işte böyle devlete çalışıyoruz. Kredi kartıyla dönmeye çalışıyoruz. Yani. Bunlar 400 küsur tuttu yani. Yani bir şey yok yani. İnsanların isyanını duymazlıkla gelen iktidarımı konuşacaksın. Ondan sonra ekonomi krizden dolayı halkın birbirini kırdırır mı konuşacaksın. Neyi konuşacaksın yani? İktidar duymadıktan sonra istediğin kadar isyan et. İşte bizim halkımız gerçekten... Bir ay alacağı var bu bankalardan. Vatandaş maydanozu neden kredi kartıyla alıyor? Çünkü maaş geliyor. Maaş geldikten sonra hop kredi kartına gidiyor. Para bitti. Sonra kredi kartından harcanıyor. Bir ay geriden geliyoruz sürekli. Bir ay geriden geliyoruz. Şimdi şiddeti konuşmaya devam edelim. Fakat bu sefer şiddetin mağdurunu konuşalım. Sadece kadınlar, sadece çocuklar, sadece emekliler değil.
bir kanlı yasa çıktı biliyorsunuz. O günden bu yana sosyal medya psikopatların, canilerin böyle şey yaptığı, bu rahat rahat davrandığı bir yere dönüştü. Gerçekten vicdanı olanın vicdanı sızlıyor. O kanlı yasanın mimarı Bahadır Yenişehirlioğlu'nu da bırakmıyor hayvanseverler. Madem açık konuşuyoruz, bu konuya yaklaşım açımız biraz değiştirelim. Yüzlerce hayvanı katlettiniz. Sokak köpeklerinin öldürülmesini içeren yasa teklifini de hazırlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na yönelik protesto. Protestocular salondan atıldı. Gülerek selfie çekerken, hayvanlar, çocuklar öldürülürken gülerek fotoğraf verdiniz mi? İttirme. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarının konuydu. Sokak köpeklerinin öldürülmesini de içeren yasanın mimarlarından. Konuşmasını yaptığı sırada protesto edildi. Yüzlerce hayvanı katlettiniz. Darı Güren cinayeti araştırmasın diye oy verdiniz mi? Gülerek selfie çekerken, hayvanlar, çocuklar öldürülürken gülerek fotoğraf verdiniz mi? İttirme. Protestoculara belediye personeli ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Salondan çıkarıldılar. Adam katliam savunuyor. Adam Nari Güran cinayetini savunuyor ya. Daha ne ötesin var? AK Partili Yenişehirlioğlu kendisini protesto eden grup dışarı atıldıktan sonra programına devam etti. Sosyal medya hesabından da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Hayatı boyunca unutmayacaklar. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatı boyunca bu yasadaki militanlığı bana kalırsa peşini bırakmayacak. Ne yapalım? Belki vicdanıyla baş başa kalır. Çünkü gerçekten her gün sosyal medyaya düşen o hayvanlara işkence görüntüleri emin olun insana şiddetle de iç içedir. Hayvana şiddet bu kadar kolay olduğu zaman insana şiddet de kolaylaşıyor. Belki benle aynı şeyi düşündünüz haberi izlerken. Ya bu kanlı yasadan sonra bize bir haller oldu. Daha şiddetli, daha psikopat, daha cani bir topluma dönüştük diye belki de içinizden geçirdiniz. Demek ki öyle hadi bir sorun var o zaman kökten bir çözelim deyince olmuyor efendim. Bir de tabii şu var. Bir de hayvan sevgisini, özellikle köpek sevgisini bir kere hissettikten sonra öyle kolay kolay vazgeçilecek bir sevgi değil. Bakın Josh Bilgins bir felsefeci diyor ki bir köpeğin dostluğu satın alınamayacak tek sadakattir demiş. Şimdi biraz da güzel bir haber izleyelim. Ya bugün farkındayım biraz içinizi sıktık. Siz de sabır gösterdiniz, teşekkürler. Bir de güzel bir haber izleyelim. Terapi köpekleri efendim. Bekle. Projemiz İçişleri Bakanlığı'na sunulan sokak köpeklerini eğitiyoruz, hastalarımızı tedavi ediyoruz kapsamında başlayan bir çalışma. Safiş gel, otur, al Safiş. Türkiye'de ilk kez yaptığımız terapi köpekleri çalışmasında köpeklerin sadece psikolojik olarak etki etmediğini, hastalara fizyolojik etkileri olduğunu da gördük. Köpeklerin hastalar üzerindeki o fizyolojik etkisi uyutulmasına karar verilen sokak köpekleri için umut oldu. İçişleri Bakanlığı onayıyla yapılan sokak köpeklerini eğitiyoruz, hastalarımızı tedavi ediyoruz projesi kapsamında Ankara ve İstanbul'da 10 sokak köpeği terapi köpeği olma eğitimi almaya başladı. Sokaktaki can dostlar, otizmli bireyler, kanser, demans, şizofreni hastalarıyla yaşlı bakım evleri, çocuk yetiştirme yurtları ve daha birçok alanda terapi amacıyla göreve hazırlanıyor. Sahilde, caddede, parklarda çalışmalar yapıyoruz. İşte otur, yat, bekle komutları üzerinden seslere alışmasını sağlıyoruz. Safiye, namı değer Safiş aslında bir sokak köpeğiydi. Eğitimini tamamladı, sosyal köpek diplomasını aldı. Artık terapi köpeği olarak işe başlamaya hazır. Safiş gel. Safiş. Hoppala.
Hastaların nabız ve tansiyonlarını düşürdüğünü tespit ettik. Terapi köpeklerinin yaptığı bu iyileşmeyi neden sokak köpekleriyle yapmayalım diye düşündük. Projeyi geliştiren radyasyon onkolojisi uzmanı doçent doktor Eda Küçüktülü bir grup bilim insanıyla beraber çalışmalara başladı. Eğitilen köpeklerin hastaların kaygılarını, endişelerini azalttığı ölçümlerle de tespit edildi. Eğitimler başladı. Gel hadi bir daha yürüyelim, gel. Köpek Irkları Federasyonu'nun sosyal köpek sınavını başarıyla geçen ilk sokak köpeği de Safiş oldu. Sırada 9 köpek daha var. Proje hayata geçirildiğinde tıpkı Safiş gibi sevgi dolu köpekler hem uyutulmaktan kurtulacak hem de hastalara şifa olacak. Dilerim hani biz bu çalışmaları yaptıkça, eğitim sınavlarını geçtikçe bu köpekler hastane ortamlarında oldukça sayısı artar ve tüm dünyaya da güzel bir mesaj vermiş olurdu böylelikle. Efendim bir köpekle yaşamak kalbe de iyi gelir. Şimdi bir reklama gidelim. Dönüşte beraberiz. Havasına, efendim bültenimizin bugün de sonuna geldik. Haftaya yine beraber olacağız. Bizden sonra Kirli Sepeti yeni bölüm yayında olacak. Efendim haftaya kadar yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Zor biliyorum ama siz yine de gülmek için çabalayın. Ezilir yerler için bir başka.